Merhaba arkadaşlar. 3 aşamalı test serimizde ikincisini çekiyoruz videolarımızın. Yorumlarınız geldi. Çok teşekkür ederim. O yorumlar üzerine tabii duramadık. Yeni bir video çektik. Yorumlarınız gelirse yine devamı inşallah gelecek. Tabii bu kısımda birçok yorumda şu da var. Abone ve işte takipçi kısmında uyarı yapmamı isteyen arkadaşlar var. Ki bu kadar emek verdikten sonra takipçi sayısının az olmasından yakınıyorlar. Benim kadar ben bu kadar yakınmıyorum daha doğrusu. Benden daha çok yakınan arkadaşlar var. Onlara da teşekkür ediyorum düşündükleri için. Ama bizim şu anki takipçimiz yeterli. Daha fazla olursa da benim için fark etmez. Yani azı da fazlası da aynı. Sadece ne fark eder? Daha fazla kişiye ulaşıp daha fazla kişiye faydalı olmak benim için daha önemli olan. Yoksa burada takipçi kazanmak için bulunmuyorum. Evet arkadaşlar, hemen başlayalım. Yine 3 aşamadan oluşuyor sorularımız. Birinci olarak Zonguldak Çatalhazı. Bunu görüyorsanız arkadaşlar zaten artık o kadar soru çözdük. O kadar yorum yaptık. Artık bunu da ezberleyin. Yani ayıp olmasın. Çatalhazı Termik Santrali arkadaşlar. Neyle çalışıyor dediğimizde tabii doğalgaz değil. Toryum hiç değil. Lignit hiç değil. Petrol hiç yok. Taş kömürü doğru cevap olarak dikkate alındı. Evet, diğer sorumuza hemen geçiyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuzda Orhan Ali Çan, Soma, Tunçbilek Tavşanlı, Yatağan Gökova, Çayırhan, Kangal, Afşin Elbistan, Karlova daha çok var. Türkiye'de 3. jeolojik zamanda oluşmuş bir yeraltı kaynağı, enerji kaynağı ki burada baktığımızda doğalgaz değil, taş kömürü değil, petrol hiç değil, toryum hiç değil. O yüzden doğru cevabımız lignit olarak dikkate alınıyor ki Soma zaten klasik. Afşin Elbistan klasik. Türkiye'deki lignit rezervlerinin %46'sını oluşturuyor hatta. Bu da önemli bir nokta diyebiliriz lignit için. Türkiye'de yaygın bir enerji kaynağı. Evet, üçüncü sorumuza geçtik. Rafineriler de verilmiş. Zaten rafineri diyorsam burada iş bitiyor. Batman 4 Yol. Bunun yanında Ceyhan Kırıkkale. Bizim ülkemiz içerisinde bulunan sadece bizim kullandığımız boru hatları. Kerkük Yumurtalık, Bitlis, Bakü Tiflis Ceyhan pardon. Bakü Tiflis Ceyhan'da uluslararası petrol boru hatlarını oluşturuyor. Petrol dediğimize göre doğru cevap C şıkkı oldu. Evet, diğer sorumuza geçtik arkadaşlar. Hemen gelsin Hamitabat, Ambarlı, Ovakça santralleri, önemli santralleri ekleme yaparsak Bandırma, İzmir Ali Ağa, Çakmaktepe. Bunun yanında Akçakoca, Düzce, Çamurlu, Mardin, Hamitabat havzasında çıkartılıyor. Bu enerji kaynağımız arkadaşlar fosil yakıtlar içerisinde, termik enerji içerisinde en temizidir. Yenilenemeyen kaynaklar içerisinde doğalgaz, petrol, işte baktığımızda lignit, taş kömürü var. Bunun yanında bir de nükleer var. Nükleeri sorduğumuzda nükleer havayı en az kirleten bunlar içerisinde. Ama fosiller içerisinde derse o zaman doğalgaz en az kirletenler arasında. Doğalgaz doğru cevabımız oldu. Bunun yanında 5. sorumuz arkadaşlar. 1. aşamanın son sorusu. Ki bazı neler verilmiş burada? Demir Köprü Gediz üzerinde. Büyük Menderes üzerinde Kemer adı güzeli ekleyebiliriz. Sakarya üzerinde Hasan Polatkan, Gökçekaya. Kızılırmak üzerinde Hirfanlı Kesik Köprü, Kapulukaya, yine Altınkaya. Bunun yanında Yeşilırmak, Almus, Suat Uğurlu, Hasan Uğurlu. Çoruh Nehri üzerinde Deriner, Borçka. Bunun yanında Dicle, Kral Kızı. Biliyorsunuz bunun Ilısu diğer adı artık değişti. Veysel Eroğlu oldu. Tabii bunun yanında baktığımızda Fırat üzerinde Atatürk, Keban, Karakaya. Yine Ceyhan üzerinde Aslantaş, Sır, Menzelet. Seyhan üzerinde Seyhan, Manavgat üzerinde Oymapınar. Bunlar ne oluyor arkadaşlar? Hidroelektrik santralleri oluyor. Doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet, ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamada arkadaşlar orada Düzce verilmiş. Düzce'de az önce Akçakoca'da hatırlarsanız Mardin Çamurlu, Hamitabat. Bu üçünü örnek vermiştik çıkarım alanı olarak. Doğalgaz rezervleri kısmında A şıkkı doğru cevabımız. Diğer sorumuza hemen geçiyoruz. Ki bulunduğu yer itibariyle verilen kısımda Eskişehir var. Eskişehir arkadaşlar dünya toryum rezervleri bakımından Türkiye için bakın dünyada ikinci sıradayız. Ama Türkiye için baktığımızda birinci sırada olan Eskişehir toryum yatakları bakımından ilk sırada geliyor. Evet, bu kısımda devam edelim arkadaşlar. Tabii sorularımızı arda arda soruyoruz hemen. Ki bu kısımda neresi oldu? Biraz daha doğuya doğru kaydık.
Zonguldak çevresine doğru geldik. Neydi? Çatal Ağzı. Çatal Ağzı'nı unutmuyoruz. Su Gözü var. Adana'da ekleyebiliriz. İthal, ki büyük bir kısmı ile ithal ettiğimiz taş kömürü doğru. Cevap oldu B şıkkı. Evet, hemen diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Sorularımız art arda geliyor. Yine Ege'de yoğunluk gösteren bir enerji kaynağı verilmiş. Tabii özellikle Kütahya, Tavşanlı, Tunçbilek, Demirsaz gibi santraller. Manisa, Soma, Muğla Yatağan, Gökova. Neydi bu arkadaşlar? Üçüncü zamanda oluşmuş lignit D şıkkı. Doğru cevabımız oldu. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Ki bulunduğu yer itibariyle Denizli, Aydın çevreleri verilmiş. Ki Türkiye'nin ilk jeotermal santrali biliyorsunuz Denizli Sarayköy. Aydın Germencik jeotermal kısmında önemli. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Hemen diğer sorumuza geçtik arkadaşlar. Ki bulunduğu yer itibariyle Fırat Nehri'nin üzerindeki hidro elektrik santralleri verilmiş. Neydi onlar? Keban, Karakaya, Atatürk. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Hemen diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü aşamamız. Ki Ambarlı neyle çalışıyordu? Doğalgaz. Tunçbilek, lignit. Soma, lignit. Yatağan, lignit. Afşin Elbistan, lignit. Ki lignitle çalışmayanı sormuş. Ambarlı doğalgaz olduğu için doğru cevabımız A şıkkı oldu. Diğerleri zaten lignitle çalışan santrallerdi. Hemen diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Yukarıda işaretli olarak verilen enerji santrallerinden enerji kaynakları dikkate alındığında Ova Akçadoğalgazdı. Çatalazı taş kömürüydü. Bunun yanında baktığımızda Sarayköy, Denizli Sarayköy jeotermaldi. İlk jeotermal santral. Oymapınar Manavgat üzerindeki akarsu üzerindeki hidroelektrik santraldi. O yüzden doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu söylemek mümkün. Hemen üçüncü soruya geçiyoruz arkadaşlar. Yukarıda gösterilen merkezlerden hangisinde lignit veya su gücüyle çalışan elektrik santrali yoktur? Borçka hidroelektrik Çoruh Nehri üzerinde. Bunun yanında Elazığ'da birçok ne var? Hidroelektrik kısmında değerlendirilmiş santraller bulunuyor. Manavgat, Oymapınar üzerindeki hidroelektrik, Yatağan, lignitle çalışan Muğla'daki termik santralimizde ama Edremit'te bir örnek söz konusu değil. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet, dördüncü sorumuza hemen geçiyoruz. Haritadan yine numaralandırılmış yerler var. Elektrik santrali üzerine enerji miktarı iklim koşullarına bağlı olarak değişim gösterir. Alaçatı rüzgar, ki rüzgar olmadan zaten orada elektrik üretimi olmaz. Rüzgar da iklimle alakalı bir şey. Aslantaş hidroelektrik su, ki o yıl kurak geçtiyse üretimde düşüşler yaşanıyor tabii ki. Ova Akça, doğalgaz, Çatalazı taş kömürü, bunlar üretim sırasında iklimden etkilenmiyor. Yani o yıl kurak geçti diye taş kömürle üretim, elektrik üretimi azalmıyor arkadaşlar. Ki değişim gösterir dediği için Alaçatı ve Aslantaş'ı dikkate alıyoruz ki 1 ve 2 arkadaşlar o. Alaçatı'da 1 gözükmüyor. Onu hemen doğrultalım, düzeltelim. Evet, diğer kısımda 5. sorumuza geldik. 5. sorumuzda arkadaşlar hangileri lignitle çalışmaktır? Bakın klasik sorular var. Çıkmış sorulara zaten bakarsanız hep klasik klasik kullanmış ÖSYM. Hani çıkmış sorulardaki enerji kaynaklarını bile çözseniz birçok enerji santralini hatırlarsınız. Soma lignit, Çayırhan lignit, Hamitabat doğalgaz, Keban hidroelektrik. Lignitle çalışanları sorduğu için Çayırhan ve Soma doğru cevabımız olmakta. 2 ve 3. Evet, son sorumuza geldik arkadaşlar. Ki 6. sorumuz 3. aşamada. Faylarla parçalanmış kırıklı sahaların çevresinde yaygın olarak görülen enerji kaynağına jeotermal diyoruz. Jeotermal kaynakların yaygın olması beklenir ki Türkiye'de en yaygın daha önceki sorularda da çözmüştük. 5 numaralı alan, yani E şıkkı doğru cevabımız oldu arkadaşlar. Evet, her güzel şeyin gibi bunun da sonu geldi. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle yorumlarınızı bekliyoruz. Yine bazı arkadaşların hatırlatmasını ben yine size hatırlatıyorum. Abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olun kısmında yine hatırlatmamızı o arkadaşları kırmamak adına da yapalım. Evet, görüşmek dileğiyle arkadaşlar.